yıllarca hacca gitmeye çalışıyor. Ben diyor hacı olacağım olacağım para biriktiriyor, bir türlü nasip olmuyor. En son hacca 5-6 ay var. Hanımına diyor ki ey hanım ben bu sene hacı olamazsam diyor benden boş ol boş ol boş ol diyor. Tabii böyle söyleyince ya hanım diyor ne yaptın bey diyor, yani böyle bir şey söylenir mi? Tabii velhasıl kelam daha sonra o hacıların vakti tabii 2-3 ay kalabiliyorsunuz, yola çıkıyorlar. Bursa'dan hacılar yola çıkmış. Bu adam hacca gidememiş, kafileye katılamamış. Ta ki hac zamanı geliyor. Arefe gününden önce hangi gün var? Terviye günü deniyor. O gün gelene kadar adam hacı olamayınca hanım eşyaları toplamış, evi terk ediyor. Diyor sen bana boş ol dedin, artık sen bana diyor haramsın diyor. Ben anamın babamın evine gidiyorum. Tabii adam eve doğru giderken, şey hanımı giderken adam yana yakıla kime gideyim ben diyor, bu derdime bir çare lazım. Kime gidiyor? Var mı bilen? Üftadi Hazretlerine gidiyor. Üftadi Hazretlerinin dergahına, Bursa'nın sultanı, zamanın kutbu. Efendim diyor ben diyor böyle böyle bir halim var diyor. Ben hanıma boş ol dedim. Hacı da olacağım dedim. Olmazsam dedim. Tamam diyor. Gülümsedi diyor mübarek. Sen bizim eskici Mehmet Dede var aşağıda. Bir onun yanına git. Bu derdini anlat. Tabii eskici Mehmet Dede'nin yanına gidiyor. Efendim diyor beni Üftadi Hazretleri gönderdi sizin yanınıza diyor. Böyle böyle diyor. Ben diyor hacı olamazsam vesaire. Tam o gece artık Arafa gecesi. İşte bu bölgede yaşanan Bursalıların hepsi burada. Bütün hacılar burada. Arefe günü başlıyor. Tabii eskici Mehmet Dede diyor ki gel diyor şöyle arka tarafa bir geç diyor. Geliyorlar. Elimi tut diyor. Şu şu duayı oku diyor. Tabii adam o duayı okuyunca bir anda ne yaşanıyor? Bir anda Bursa'da eskici Mehmet Dede'nin dükkanından tam burada Arafat'ta oluyorlar. Adam hayran, hayret içerisinde. Aman ya Rabbi bu nedir? Tasavvufta bu olaya ne deniyor biliyor musunuz? Tayi mekan. Yani bir anda bir mekandan bir mekana geçme. Zaten bu bütün kaynaklarda, bilgilerde, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin sohbetlerinde bütün Bursa'nın şahit olduğu bir olay olduğu için kimse bunu reddedemiyor bile. Tabii adam Arefe günü Bursalı hacıları burada buluyorlar. Bursalılar şaşırıyor. Ya diyor nasıl geldiniz siz diyor. Ya diyor biz arkanızdan geldik. Bu kadar. Ondan sonra Arefe günü Arafat'ta vakfeye duruyorlar. İşte şeytan taşlama, Müzdelifesi, Minası, kurban kesmesi, tıraş olması bütün hac görevlerini yerine getiriyorlar. Daha sonra en son Kabe-i Muazzama'yı da görüyorlar. Veda tavafını yapıyorlar. Tabi bayramın ikinci, üçüncü günü eskici Mehmet Dede diyor ki tamam diyor bizim görevimiz. Şimdi hurmalarını, zemzemlerini al, bunlara diyor emanet et. Onlar bizim arkamızdan getirsin. Biz seninle önceden gideceğiz. Tabi daha sonra hurma zemzemleri emanet ediyorlar. Elimi tut diyor, Kabe'de son namazını kılıyor. Kabe'yi seyrederken şu duayı oku diyor, okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Neredeler? Yine Bursa'da dükkandalar. Bir anda. Bir anda. An. Hani öyle ışık hızlı falan değil, an. Göz açıp kapama. Bunun ispatı var mı? Osman Hocam. Baba. Nerede Osman Hocam? Osman Hocam. Süleyman Aleyhisselam'ın şeyi var ya hocam. Evet. Hani o Belkıs'ın tahtı bir anda geldi. Orada aynı ondan bahsediyor. Hani bunun Kur'an'da ispatı var mı arkadaşlar? Bir şeyin bir anda bir yerden bir yere gitmesi. Ne diyor Süleyman Aleyhisselam? Kim diyor o tahtı getirebilecek? Biri diyor işte ben şu kadar sürede getiririm. Biri bu kadar getiririm. Asaf ne diyor? Evliyası o zaman Süleyman Aleyhisselam'ın. Ne diyor? Ben diyor anda getiririm. Vereyim hocam. Kâle ifritun minel cinni ene âtîke bihî kabla en tekûme min mekâm ve inni aleyhi lekaviyyun emîn. Kâle allazî indehû ilmun minel kitâbi ene âtîke bihî kabla en yertedde ileyke sarfuk. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Allah'ın razı olsun. Süleyman peygamber Belkıs'ın tahtını istedi. Ya eyyuhel mele'u, ey ehlim dedi. Bana onun tahtını kim getirecek? İşte cinlerden bir ifrit dedi ki ben onu getiririm. Sen tahtına oturuncaya değin.
Kitaptan ilmi olan birisi de dedi ki ben sana onu gözünü açayıp kapayıncaya kadar getiririm. Ben sana onu gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm dedi. Süleyman peygamber gözün önünde Belkıs'ın tahtını görünce dedi ki Allah Rabbimin ikramıdır, tahtındandır dedi. İşte bu da ayet de bu kıssaların delilidir Allah'ın. Elhamdülillah. Yani kerametin bir şeyin bir yerden bir yere gitmesinin ayetle ispatı işte. Ama ne diyor? Süleyman Aleyhisselam zerre kadar asaftan buluyor mu bunu? Bizim hatamız tasavvufta bu. Şeyhim beni kurtarır, mürşidim beni uçurur. Ya bu Allah'ın ikramıdır diyor Süleyman Aleyhisselam. İşte bu, bunda değil bu keramet. Bu Allah'ın verdiği bir lütuftur dersen kurtarırsın. Allah'a yönelip ihtinas sıratel mustakim. Ne diyor? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. O mübareğe Rabbim bir lütuf vermiş. Bu lütuf tamamen Allah'ın verdiği lütuf dersen işte tasavvuf bu arkadaşlar. Çok ince nokta. Allah'ın izniyle. İnce bir çizgi. İşte bundan sonra ne oluyor? Tabii bir anda Bursa'dalar, hemen gidiyor hanımının yanına. Hanım eve geri dön diyor. Ben acı oldum. Ya diyor, iyice kafayı yedi bu adam diyor. Nereye gidiyor? Hemen seni diyor şikayet edeceğim artık. Seni kadıya söyleyeceğim diyor. Kadı kim? Kadı Mahmut. Aziz Mahmut Hüdayi Ulu Cami'de. Kadı Mahmut'a gidiyor, anlatıyor. Böyle böyle diyor, benim kocam diyor 2 gün önce buradaydı. Şimdi ben hacı oldum diye geldi diyor. Tabii getirtiyorlar eskici Mehmet Dede ile beraber. Getirttikten sonra tabii anlatıyor. İşte böyle böyle gittik diyor vesaire. Eskici Mehmet Dede'yi de getirtiyorlar. Ve siz diyor buradan bir anda Kabe'ye gitmişsiniz. Tavafınızı yapmışsınız, ibadetlerinizi yapmışsınız. Doğru mu? Buna nasıl inanalım diyor. Aziz Mahmut Hüdayi. Ne cevap veriyor eskici Mehmet Dede? Diyor ki, ah diyor Kadı Bey, Allah diyor lanetlediği şeytana diyor, bir anda bir yerden bir yere gitmesine izin verir de şaşırmazsınız. Sevdiği bu kulu bir anda bir yerden bir yere götürmesine mi şaşırırsınız? O an dondu kaldı diyor. Ve tamam bekleyin diyor, Bursalı hacıları bekleyin. Zaten diyor ki Bursalı hacılar da zemzemimiz, hurmamız var. Onlar gelince zaten ispatlanacak bu. Hacılar bir geliyor, zemzemleri, hurmaları, evet bizdeydi, beraber bizde hacı oldular, geldiler deyince Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri hemen pılını pırtını topluyor eskici Mehmet Dede'nin yanına. Efendim diyor, ben size talebe olmaya geldim. Ne diyor? Senin defterin bizde değil. Seni irşad edecek büyük bir sultan gerek. Kim o sultan? Üftade Hazretlerinin yanına gönderiyor. Sonra kısa bir sürede kemale eriyor. Allah'ım şefaatine nail eylesin. Şu Arafat daha nelere şahit olmuş. Bir gün hatırlatın İbrahim bin Ethem'in kıssasını bana, tamam? Anlatacağım. Allah'ım hepinizden razı olsun inşallah.